Arkadaşlar merhabalar. Ortadoğu'da maalesef tehlikeli gelişmeler oluyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Hani derler ya at izi it izine karıştı. Bu olayları başından beri takip eden birisi olarak şunu söylüyorum ki her geçen gün olayın boyutları değişiyor ve her geçen gün şunu anlıyoruz ki İsrail ve Hamas meselesi sadece iki devleti ilgilendirmiyor. Bunu uzun yıllardan beri söylüyoruz. Dünya çok büyük gerginlikler içerisinde. Bir akıl, bir çete dünyayı uçuruma sürüklüyor. Bunu hep söylediğimizde ya savaşları bir çıkaramadınız. Hani dünyada bir şeyler yok esasında bunlar boş şeyler diyen insanları hatırlıyorum. Ama bunları bilen, bunları araştıran ve perde arkasına dönüp bakan biri olarak şunu görüyordum. Dünya gerçekten iyi bir noktaya gitmiyor maalesef. Ama Bakın asla ümitsiz olmayacağız. Hep onu söylüyorum. Çünkü bu tehlikeleri hasır altı ede 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 bizim önümüze gelip çıktığında adeta şok oluyoruz. İşte bu hadiseleri önceden görebilmek, tahmin edebilmek ve öngörüde bulunabilmek için dünyanın gidişatını çok iyi incelemek lazım. Birinci Dünya Savaşı'nın oluş şartlarına bakıyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın gerekçelerine bakıyorum. Bakın size açık net şekilde bir cümle ifade edeyim. Bugünkü koşullar her iki dünya savaşındaki o koşullardan çok daha ağır ve çok daha e, gerekçe oluşturuyor. O yüzden o yüzden her an her şeyi olabilecek şekilde hazır olmak lazım diye düşünüyorum. Niye derseniz bakın böyle bir olayı eminim çoğumuz beklemiyorduk. Yani bu kadar büyük katliamın yapılabileceğini ve dünyanın gözünü kapatabileceğini ve İsrail'e koşulsuz şartsız bütün dünyanın destek vereceğini ve İsrail özgürce her devlete saldırabileceğini eminim birçoğumuz kestiremiyorduk, ihtimal vermiyorduk. O yüzden şunu söylüyorum. Dünyanın dengesi değişti. Dünyayı çılgın bir akıl yönetmeye başladı. O yüzden her an her şey olabilir. Şimdi geçtiğimiz videolara, daha doğrusu geçmiş videolarımıza dönüp lütfen bakın. Orada şunları yapın, şunları alın, şuna hazırlıklı olun. Boşuna demedik. Yani bazı şeyleri de böyle açık açık size söyleyip korkutmak istemiyorum. Zaten bazılarınız şu söylediklerimizden bile korkuyor. Korkunun ecele faydası yoktur. Bakın tedbirimizi almak zorundayız. Ha, biz de bu işe gireceğiz. Bizim de başımıza böyle gelecek filan bakın demiyorum. Ama gelmez de demiyorum. Siz de demeyin. Ve dolayısıyla da e, tetikte olun ve bu konuda söylenenlere gerçekten de araştırmalara, perde arkasına dikkat edin. Şimdi değerli dostlar bir dünya savaşından bahsetmesi, bahsedilmesi artık herkesin dilinde. Merkez medyada tartışıyor, bütün dünya basında tartışıyor. Neler olur? Yani niye bir dünya savaşına doğru gidelim? Hani bizimkiler bazıları diyor ki ya bana ne Hamas'la İsrail savaşıyormuş. Bırakın savaşsınlar. Onlar Arap, onlar bilmem ne. Arkadaşlar mesele bu değil. Mesele Arap İsrail meselesi değil. Mesele orada e, bu kıvılcımı yakanlar dünyayı ateşe vermek istiyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri tüm dünyadaki vatandaşlarına seyahat uyarıları yapıyor. İsrail Türkiye'deki vatandaşlarını geriye çağırdı. Ve bazı ülkelerde İsrail e, misyonlarına dönük faaliyetler var. Şimdi bir kıvılcım, bakın bir kıvılcım bir anda dünyayı sarabilecek bir noktadayız, eşikteyiz. O yüzden de dikkatli olmak lazım. Ortadoğu'daki bu savaşa, bu savaşa e, özellikle... E, ihtiyatlı davranmak lazım, yaklaşmak lazım. Türkiye bu savaşın içerisine girmemek için elinden geleni yapıyor. Bunu söyleyebilirim. Bazı yetkililerle görüşüyorum, konuşuyorum. Çok itidalli davranıyorlar. Normalde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert e, çıkışlar yapardı. Dikkat ederseniz yani o kadar sert çıkışlar yapmıyor. Her iki tarafa da çağrıda bulunuyor. İsrail Cumhurbaşkanı ile konuşuyor. Hamas tarafıyla konuşuyor. Doğrusunu da yapıyor. Ve bu savaşı diplomasi, kullanılarak e, e, bertaraf edilmeye çalışılıyor. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı mesela toplandı, dağıldı. Ne anladık? Hiçbir şey anlamadık. Hiçbir yaptırım gücü yoktur. O yüzden de zaten e, İsrail dinlemiyor. Diğer Avrupa da dinlemiyor. Avrupa'da bakın Filistin için yapılan gösteriler yasaklandı. Böyle bir şey olabilir mi? Yani özgür Avrupa diyoruz ama bir katliamın protesto edilmesini dahi yasaklıyorlar. İşte böyle bir dönemdeyiz. Olmaz demeyin. Yine değerli dostlar uluslararası bir savaşın, küresel bir savaşın emareleri var. Şu biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Putin bir açıklama yaptı. Dedi ki Amerika'nın Or Orta Doğu gönderdiği, Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemileri bizim füzelerimizin e, menzilinde. Çünkü e, Rusya'da artık kendi alanında tatbikatlar yapmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Doğu Akdeniz'de Naftex ilan ediyor, tatbikatlar yapıyor ve başka e, Karada tatbikatlar yapıyor. Mısır ordusu, bakın tankları e, tankları tabiri caizse evinden çıkardı, yerinden çıkardı. Tatbikatlar yapıyor. Yine Lübnan diken üzerinde, İran diken üzerinde ve dolayısıyla Suriye diken üzerinde Orta Doğu'da büyük bir kıpırdanma var. Bu kıpırdanmayı bir akıl bir anda küresel savaşa evirebilir küresel savaşa döndürebilir. Bunda gerçekten de devletlere, devleti yönetenlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Peki bir küresel savaş olursa ne olur? Yani şimdi biliyorum bazılarınız diyor ki ya zaten savaşın içerisindeyiz. Üçüncü Dünya Savaşı başlamış. Evet başladı ama şunu unutmayın. Şu anda yapılan savaş vekalet savaşı. Tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi Orta Doğu'da da vekalet savaşı yürütülüyor. Ama Devletler ulus devletler henüz birbiriyle savaşmıyor şu anda. İşte o akıl Orta Doğu'da bu yangını çıkaran ve e, Hamas Filistin Hamas e, İsrail meselesini körükleyen akıl asıl amacı bir dünya savaşı oluşturmak. Yeni küresel sisteme geçmek için bu küresel savaşı olmazsa olmaz olarak görüyorlar. Yoksa Amerika'nın neden 100 milyar dolarlık bir yardımı İsrail'e gönderdiğini başka bir şekilde açıklayamazsınız ve Orta Ortadoğu'ya gelen Amerikan gemileri bunlar çok çok önemli. Bakın bunlar daha önce de gelmiş olabilirler ama kalıcı olarak buraya geldikleri söyleniyor ki bu gemiler gerçekten de tek başlarına bir devlet ya da devletlerle savaşabilecek kapasitede e, unsurlar içeriyor. Askeri mühimmat, askeri malzemeler içeriyor. O yüzden burada dikkatli olmak lazım. Ha burada ana hedeflerinden birisi Türkiye'nin olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Bazılarınız şöyle diyor. Ya neden Türkiye hedefte olsun vesaire filan. Bunları geçiniz. Bakın Orta Doğu'daki devletleri bölerek küçültmek istiyorlar. Hadisenin özü bu. Bütün büyük devletleri, güçlü devletleri bölmek, parçalamak, küçültmek istiyorlar. Bunların başında İran ve Türkiye geliyor. İran bu işin farkında değil henüz. Bakın işte esiyor, gürlüyor, İsrail'e şunu yaparız, bunu yaparız diyor. Ama Vekillerini kullanıyor, doğrudan bir şey yapmıyor. Şimdi İsrail özellikle İran'ın nükleer tesislerinden çok rahatsız. Dolayısıyla bu nükleer tesislere vurma adına ki İsrail bu tesislere vurabilmek için çok güçlü bombalar kullanması gerekiyor. Zira İran'ın tesisleri de yer altında olduğu için buna şu anda sıcak bakmıyorlar ama bahane ederek İran'a operasyon yaparak füze atarak bu savaşı fitillemiş olabilirler, çıkarmış ola çıkarmak istiyor olabilirler. O yüzden de Türkiye burada çok irtidalli davranıyor. Yine Suriye bu savaşın, bu büyük savaşın, küresel savaşın çıkabileceği en önemli alanlardan bir tanesi. Amerika buraya tam 23 tane üs kurmuş. Bu üsler kime karşı kurulmuş? Ben bunların Ruslara karşı olduğuna inanmıyorum. Çünkü Ruslarla e, Suriye'de gayet güzel anlaşıyorlar. Yine Doğu Akdeniz'de şu anda 85 tane ülkenin savaş gemisi var. Bakın bunlar niye burada bekliyor? Burada boşu boşuna beklemiyor bunlar. Bir şey bekliyorlar. Bir küresel savaşın hazırlıklarını ya da bir küresel savaşa hazırlıklarını yapıyorlar. O yüzden de maalesef ve maalesef. Gerçekten gidişatın iyi olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten de dünyanın bir çete tarafından hızla küresel savaşa götürüldüğünü düşünüyorum. Çünkü bu küresel çete Dünya yanmış, insanlar ölmüş, ülkeler harap olmuş umurlarında değil. Tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi, tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Yani 3. Dünya Savaşı'nın çok daha kanlı geçebileceği, çok daha insan öleceğini artık herkes biliyor ve nükleer bir silah kullanılması, Allah korusun, nükleer silah kullanılması ki ben 3. Dünya Savaşı'nın nükleer silahsız olabileceğine de ihtimal vermiyorum. Son anda bu devletler eğer gerçekten yani çıkarlarının çatıştığı ve dünyayı bölüşemedikleri bir dönemde nükleer silahları da ateşleyebilirler. Fakat bundan önce diğer devletleri kullanıyorlar. Vekil devlet kullanıyorlar. Her büyük devlet Çin, Rusya ve Amerika önce kendi çıkarları diyerek vekil devletler kullanırlar. Ha bunlarla bu işi çözemezlerse doğrudan savaşma ihtimalleri ortaya çıkıyor. O yüzden Orta Doğu'da çok ciddi bir küresel Savaş riski var. İsrail bölgeyi ateşe atıyor. İsrail'in bu tavırları, Amerika'nın İsrail'e karşı göstermiş olduğu tavırlar gerçekten normal tavırların çok ötesinde. Ben bunu çok anormal bir gelişme olarak görüyorum. Yani 100 milyar dolarlık bir yardımdan bahsediliyor ve İsrail için Amerika'nın tüm ordu birimleri seferber ediliyor, asker gönderiliyor doğrudan ve e, İngiltere doğrudan yanında olduğunu ve savaş gemisi gönderdiğini, başbakanın ayağına gönderdiği her şeyle birlikte İngiltere ve Amerika yani Anglo-Sakson aklı tüm gücüyle İsrail'in yanında. Bu Filistin'de efendim işte Gazze'yi ortadan kaldırmak için değil sadece. Bu sadece Filistinlileri efendim işte bazı e, e, dersleri verelim diye orada bulunmuyorlar. Bunlar dünyayı tekrar yeniden dizayn etmek, ABD hegemonyası zayıflayan ABD hegemonyasını tekrar geriye getirme, tekrar ABD'yi dünya jandarmalık rolüne soyunması için tekrar bir bahane arıyorlar. O yüzden de dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.